Şunu söyleyelim, bu imamlar mübarek insanlar. Gerçekten bizim sünni kaynaklarda bu imamlarla ilgili değerlendirmelere, ifadelere baktığımızda son derece saygılı ifadeler var. Evet. Yani Ehli Beyt'le Şia'yı hep başından beri söylüyoruz. Bir kez daha Size altını güzel bir çizelim. İsimli hocam Politbüro'yla Evet. imamları ayırdık yani. Ehli Beyt'i birbirinden ayıracağız. Evet. Ve bir şey daha söyleyelim. Bütün Ehli Beyt imamları Ehli Sünnettir. Evet hocam, bu cümle önemli bir cümle. Bütün Ehli Beyt imamları Ehli Sünnettir. İstisnasız hepsi böyledir. Bila istisna, evet. Evet. Yani hiçbir Ehli Beyt imamından sahih bir nakille bize sahabe-i kiramdan teberri ettiklerini, Ehli Sünnet itikadından teberri ettiklerini gösteren sahih bir tek nakil yoktur. Çünkü bizim iki konuda değil mi hocam? Özellikle Şia'da iki tane hassas noktamız vardı. Bir masumiyet anlayışı, Evet. bir de ashabla problem olmaları. Ortak Evet. noktaları bu. Evet. Yani bu Ehli Beyt imamları zaten kendilerinin masum olmadıklarını söylüyorlar. Evet. Onda problem yok. İkinci olarak da ashabla problemleri yok. Hiçbirisinin yok. Yani sahih bir nakil yok bununla ilgili. Hiçbir nakil Öyleyse yok. şöyle diyoruz tekrar. Bütün Ehli Beyt imamları Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Ehl-i Sünnet'tir. Evet Evet. hocam. İmam Muhammed Bakır'ın annesi kimdir biliyor musunuz? Evet hocam. İmam Muhammed Bakır'ın annesi Hazreti Ebu Bekir'in torununun kızıdır. Evet. Ebu Bekir'in torununun kızı. Tabii. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Evet. Efendimizin Torununun torunun. kızıdır. Ya. Şimdi annesi oraya dayanıyor. Daha evvel de gene söylemiştik. Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Fatıma Validemizin dışında pek çok eşi var. Onlardan olan çocukları var. O çocukların birinin adı Ebu Bekir'dir künyesi. Allah Birinin adı Allah. Ömer'dir. Birinin adı Osman. Evet böyle. Şii kaynaklarda da bunları görürsünüz. Hocam ben şunu merak ediyorum. Yani bu kadar, yani Resulullah Efendimizin etrafında bir muhabbet düğümü oluşmuş. Evet. Aileler birbirine kız almış vermiş. Bu kadar sıkı olmasına rağmen fitne sokmuşlar da. Ya böyle olmasaydı hocam, yani Evet. gerçekten çok İşte uğraşılmış yani. bu Politbüro'nun ne kadar istikrarlı, ne kadar düzenli, programlı, azimli çalıştığını gösteriyor. Evet. Sahabe ile Ehli Beyt'in arasını öyle bir ayırmışlar ki insanların zihninde sahabe ayrı bir vadide, Ehli Beyt ayrı bir vadide gibi. Hatta bu sünni kesimlerde de böyle anlaşılır. Yani paralel bir yapı gibi hocam. Evet Sanki evet biraz eyvallah. sanki çok kullanılıyor günümüzde ama Evet tam evet. oturuyor yani şimdi. Doğru. Sanki geliyor, ayrıca bir paralel bir yapı var. Evet. Bu laftan kimse bir şey anlaşılmasın yani, hakikaten. Öyle O evet dönemde öyle. sanki Ehli Beyt paralel bir şekilde ashabı atlamış, bypass etmiş. Evet. Direkt peygamberimize bağlı. Sanki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabla yaşamamış gibi bir kafamızı Evet. da böyle bir şey Evet. oluşturuyor. Evet Evet. Eyvallah. Evet, dolayısıyla İmam Cafer'den sonra kimin imam olacağı konusundaki arayışlar, bu kim olduğu belli olmayan kimliği meçhul Şeyh-i Fani'nin delaletiyle Evet. İmam Musa Kazım etrafında karar kılınmasıyla sona eriyor.